Türkiye dün yasak aşıklarla ilgili son gelişmeyi size aktarmıştım. Balıkesir Sındırgı İserağan köyünde 26 Haziran günü şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin, Hamide Elveren. Ve 26 Haziran'dan bu yana oğlu Savaş babasından hep şüpheleniyordu. Ve babasının Semal yaşadığı yasak ilişkinin annesinin ölümüne neden olduğunu söylüyordu. Dün gözaltına alınmışlardı biliyorsun Savaş, Fatma Hanım, Evet. Volkan Bey, Muhterem ve Aysun Hanım. Balıkesir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece 02.30'da Sayın Savcı, Cumhuriyet Savcısı Hilal Ekici Hanımefendinin talimatıyla Hamide Elveren'e karşı kötü muamele ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlalinin gerekçeleriyle gözaltına almışlardı. Dün ilk olarak Sema'nın ifadesi 19'da alınmaya başlandı. 21'e kadar sürdü. Ardından Süreyya'nın ifadesi alındı. 23.30'a kadar sürdü. Daha sonra mahkemeye çıktılar. İkisi de tutuklandı. Oh, oh. Allah, Allah. Allah billah. Ay çok sağ olun. Oh, çok sağ olun vallahi. Gözünüz aydın mı diyeyim? Bir yandan da tabii onlar tabii yargılama süreci olacak. Daha evet. Henüz onlara tamamen o suçu onlar işlediler diyemiyoruz. Evet. Ama ikisi de tutuklandı. Muhterem eski eşim tutuklandı. Adalet yerini bulsun ya. İnşallah sonunda evet. Adaletsin de adalet yerini bulsun. Yani bir zahmet. Evet. Savaş, dün gece özellikle gözaltına alındıktan sonra biraz daha rahat uyumuşsunuz. Evet, rahat uyudum. İlk defa rahat uyudum. Aynen. Annem öldükten bu yana ilk defa rahat uyudum yani. Ben de aynı şekilde. İnşallah. Ama adada rahat uyuyorlar. İnşallah rahat uyuyordur yattığı yerde. Ama çok acı bir şey. Bir yandan baban işte cezaevine girdi. Annen toprağın altında. Evet. Evet. Savaş işte. İçin çok zor da. Yani. Senin için çok zor şeyler bunlar Savaş. Ya zor değil aslında. Ben nasıl diyeyim. Ben çocuktan beri sevene arkasında dururum yani. Annenin arkasında evet, dururum. Anne sevgisi gördüm ama baba sevgisi görmedim. Evet. Yani babanın arkasında duracağım, annemin arkasında durarım daha iyi. Zaten baba dediğin yok yani pek. Hep evet. İsmiyle Süreyya, Süreyya evet. Diyorsun. Evet, hep Süreyya ben diyorsun. Sildim yani. Ben şok. Evet, siz bekletiyordunuz ama. Yani tutuklanma yani, ihtimalleri evet, çok uzun gözaltına kalmışlar. Şimdi bahsettiğiniz gibi çok uzun sorgu olunca... çok ciddi çelişkiler vardı. Tamam bunu siz hep söylüyorsunuz evet, uzmanlarımız da keza. Sayın Savcı saat 19'da ifadelerini almaya başladı ve bayağı da epey uzun sürdü. Ben özellikle başından bu yana biz bu yayınları yaptığımızda konuştuğumuz bütün çelişkileri, her şeyi, bütün röportaj yaptığımız kişileri teker teker ifadeye çağıran başta Sındırgı Cumhuriyet Savcısı Sayın Hilal Ekici'ye çok büyük emekleri var. Her şey onun talimatıyla oldu. Kuşkusuz Sayın Savcıma buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Öte yandan yine başından bu yana Sayın Savcımızın talimatıyla Sındırgı İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Bahtiyar Beycur, Sındırgı İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Davut Torun ve Komutan Mahir Yürses'e de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri var. Emeklerine sağ olun. Evet. Kesinlikle. Çünkü aslında kapanmış gibi görünen bir dosya onların emekleriyle, onların çabalarıyla bu noktaya geldi. Hep söylüyorum bizler gazeteci olarak tarafları burada dinliyoruz ama asıl görev, asıl yük onların omuzlarında. İnşallah bundan sonrası için adil bir yargılama yapılır ve varsa işte İnşallah. Bir yargılama yapılacak sonuçta. Tabii. Hep onu da söylüyorum. Sonuçta Sema Ersöz ve Süreyya Elveren şu anda cezaevindeler. Sema buraya geldiğinde demiştik o dosya kapandı. Siz bana ne soruyorsunuz? Evet. Her şey benim özel hayatım. Volkan'la yaşadıklarım benim özel hayatım. Evet. Birazdan dinleyeceğiz onları.